Onu tarif edecek belki de doğru cümle, eskilerin çok sık kullandığı bir cümle, nevi şahsına münhasır kimse derlerdi. Öyle bir insandır İnce Uluç. Disiplinli, çalışkan, detaycı, mesleğine aşık bir insandı. Sadece bir spor adamı değil, siyaset yazar, kültür sanat yazıları var. Nur için ne yazsın? Gerçekten çok büyük bir ismi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, medya grubumuzun başı sağ olsun, Sabah Gazetesi'nin başı sağ olsun, A Spor'un, hepimizin, yani gerçekten bir çınarı kaybettik. Çok büyük bir hitabeti kaybettik. Muazzam bir kalemi kaybettik. İşte bu gece ben gerçekten onu kaybetmeye hiç hazır olmadığımı fark ettim. Türk basını bir duayeni değil, yani bir ansiklopediyi kaybetti, yani bir kütüphaneyi kaybetti. Bir insan bu kadar çok okur mu? Bir insan bu kadar çok araştırır mı? 83 yaşında vefat etti. 6 ay öncesine kadar yazı yazarken kalemi 17 yaşındaydı. Yani hiçbir zaman için düşünce olarak yaşlanmadı. Türk basınının başı sağ olsun, Allah ailesine sabır versin, ama yeri dolmayacak bir İnce Uluç gidiyor. İyi değildi biliyorum da, yani insan çok üzülüyor ya. Çok iyi arkadaşımdı yani. Yani parayla pulla satın alamayan, inandığını yapan, inandığını yazan bir adamdı. Zaten ne geldiyse başına bunlardan geldi. Hıncal enteresan bir adam. Yani öyle yerlerden yakalardı ki olayı. Yani millete beyin cümlesini yaptıracak bir adamdı. Hep diri kalmıştır ve çok severim yani. İnanılmaz severim. Sabah 5:30-6'da yurt dışına gideceğim. Yani cenazeye katılamayacağım, onu üzülüyorum. Resmini gördüydüm bir 15 gün evvel, bizim Erol Kaynar gösterdi. Yani resmi açıp da bakamıyordum. Allah rahmet eylesin ya.